Hayırlı günler değerli izleyenler. Hepinize selam ve sevgilerimizi göndererek bugünkü programımıza başlıyoruz. Önceki programımızda evliliklerde yaşanan ciddi bir problemi aldatmayı konuşmuştuk. Bugün de boşanmayı konuşuyoruz. Evlilikler neden boşanmayla sonuçlanıyor? Bu karar nasıl verilmeli? Bütün bunları detaylandıracağız. Aile danışmanı ve psikolog Özgül Piyade hocamızla birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim sağ olun. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz hocam. Ee, önceki programımızda aldatmayı konuştuk dedik. Ee, boşanmaların da giderek arttığından bahsettiniz önceki programımızda. ...aile bütünlüğünün giderek bozulduğundan bahsettiniz. Aynı zamanda evliliğin ömürlük olarak görülmediğini söylediniz. Bitebilir gözüyle bakıldığından bahsettiniz çiftler tarafından. E, gerçekten de günümüzde boşanma lafı evlilik birliği içerisinde çok kolay edilir hale geldi. E, ve sonuçları da öngörülmüyor boşanmanın nelere yol açabileceği. Şunu sorarak başlamak istiyorum... Boşanmak bir çözüm müdür yoksa yeni sorunların başlangıcı mıdır? Tabii ki boşanmak bir çözüm değildir. Bazen yeni sorunların başlamasıdır. Bazen de yaşadığınız sorunların bitmesidir. Ama tabii ki yeni bir hayata başlamaktır. Yeni bir hayata başladığınız zaman da eğer gerçekten boşanma çok Doğru verilmiş bir kararsa ve gerçekten sorunların bitmesi için olan bir noktaysa o zaman yeni bir sorunların başlaması değil, yeni bir hayata başlama olarak da değerlendirebiliriz. Ama tabii ki boşanmadaki e, sorunları değerlendirirken e, hayatın içindeki konuları konuşuyoruz. Yani boşanma dediğiniz sizin hayatınızın belli bir dönemde evlendikten sonra evliliği bitirme kararınız. Evlenirken verdiğiniz kararla başlayan hayatınız, yeni bir hayata başladığınızda evliliği bitirme kararını, o evliliği başlatma nedeni nedir acaba, bitirme nedeni nedir onları doğru tespit etmek lazım. Veya evliyken yaşadığınız problemler sizin hayatınızda, e, ...evliyken kaldırabileceğiniz problemlerken, size zor geldiğinde, e, boşanma döneminde acaba bu problemler sizin hayatınızdan e, bitecek mi, geçecek mi? Yoksa siz hala o problemlerin daha ağırını e, yaşamaya devam mı edeceksiniz? O boyutta bakmak lazım. O yüzden aslında evlilik hayatı e, sevdiğiniz, değer verdiğiniz e, ve beraber yaşamaya karar verdiğiniz biriyle e, var olan hayatınızı onunla sonlandırmak olarak ömrünüzün yettiği kadar diye düşünürken aslında ömrün yettiği kadar değil de kişinin kendi gücünün yettiği veya kendi idrakının yettiği ya da kendi sorumluluk duygusunun yettiği kadar devam ettirmek olarak da algılanabiliyor. O yüzden de evlilik aslında bir sorun değildir. O yüzden de boşanma da... E, bu evlilik sorunu bitiren bir durum olarak algılanmaz. Ama artık e, iki kişinin bir arada yaşaması veya iki kişiyle beraber olan insanların artık bir arada yaşaması hayatı zor hale getirmişse ve bunlar da gerçekten e, gerçekçi nedenlerse o zaman e, bittiği zaman aslında bir sorundan kurtulma olarak değerlendirebiliriz. Değerlendirilebilir. Burada e, evlilik gibi boşanmanın da duygusal işte bir öfke anıyla ya da anlık verilmiş kararlarla dışarıdan insanların belki dolduruşa getirmesiyle değil ker zarar hesabıyla gerçekten çözüme yönelik adımlar atıldıktan sonra belki alınması gerekir diyebiliriz sanıyorum hocam burada evlilik öncesi süreci Geri dönmek istiyorum. Hani boşanmada söylediğimiz şeyler evlilik e, kararı alınırken de geçerli sanıyorum. Orada da çok duygusal yaklaşımlar olabiliyor. E, doğru mantıklı çerçeveler çizilmeden, e, doğru kriterler ve ölçütler belirlenmeden e, bir evlilik süreci başlatılabiliyor. Belki boşanmayla sonuçlanmasının sebebi de budur evliliklerin. O yüzden bir de şöyle bir yanılgı var hocam. E işte çiftler evlenmeden önce işte çok sevgi dolu, çok iyi anlaşıyor pozisyondalar ve hep çok mutlu olacaklarına inanıyorlar ama evlilik hayatına başladıktan sonra müthiş bir geçimsizlik başlayabiliyor ve büyük bir hayal kırıklığı olabiliyor. Beklentilerle gerçekler örtüşmeyebiliyor. Burada nerede hata yapılıyor? Yani evlilik kararı verilirken en başta nelere dikkat etmek gerekir ki boşanmaya gitmesin o süreç? Şimdi evlilik kararı verirken de yine yaşadığınız ortam sizin e, sosyal, e, sosyal yapınız, kültürel yapınız, ekonomik yapınız, evliliğe bakış açınız, e, evliliğe yüklediğiniz misyon bunlar çok önemli noktalar. Ama asıl nokta şu, birey e, dediğimiz e, toplumu oluşturan kişiler e, bir arada yaşadığı zaman o bireysel özelliklerden çıkıp toplu yaşama, gerekli olan enerjiyi vermeniz gerekiyor. Beraber yaşamanın gerektiği kurallar var. Bireysel yaşamınızda kendinize karşı sorumluluklarınız vardır. Kendinizi düşünürsünüz, kendi hayatınızı planlarsınız. İyi ve kötüyü kendinize çözümlersiniz. Ama beraber yaşama dediğimiz toplumsal yaşamın en küçüğü olan aile olma kavramına karar verdiğinizde artık siz bir, bir, kişi olmaktan çıkmışsınız, iki kişisiniz ama aslında iki kişi de değilsinizdir. O birer kişilerin arkalarında ciddi anlamda aynı bir soy ismi gibi bir Soy, bir küçük bir yer, e, memleket, yaşanmışlar, aile, kalabalık kültürel yapı. Çok ciddi arkada görünmeyen bir dağ vardır. O yüzden de evlilik iki kişinin bir araya gelmesi gibi görülse de aslında iki tane ayrı dünyanın, ayrı kültürel yapının bir arada bulunması gibidir. Onun için de e, evliliğe karar verme konusundaki hassasiyetlerimiz bizim evliliğin sonunu belirleme konusunda da yeterli oluyor. E, tabii boşanmayı değerlendirirken günümüzdeki boşanma nedenleriyle Geçmişteki boşanma nedenlerini ve oranlarını da değerlendirmek gerekiyor. Günümüzdeki boşanma oranları ve nedenlerine baktığımızda aslında çok normal. Yani sadece sanki işte iki insanın, biz hadi beraber burada yaşıyorduk ama şimdi bitti. Hadi herkes kendi hayatına dönsün gibi bakılabilecek basit bir kavram ve bunun hiçbir yükümlülüğü ya da bunun tabii ki psikolojik travmaları var. Mutlaka sosyal yapıya... Sosyal sosyolojik olarak sıkıntıları var ama bunu bu kadar düşünerek karar verilmiyor. Neden? Çünkü evlenince de o kadar doğru karar verilmiyor. Yani iki kişi biz birbirimizi sevdik, istedik. İşte aileyi de bunlar onaylatarak böyle bir karar veriliyor. Halbuki geçmiş dönemlere baktığımızda evlilikte daha çok hayatın yarı dönemini geçmiş belki işte 45-50 yaşındaki diye gördüğümüz anne babaların çocuklarıyla ilgili noktaları kararları verirken bir deneyimleri var, yaşanmışlıkları var. İnsan seçmeyi, insan tanımayı bildikleri için evlatlarına eş seçme konusunda yol gösterme veya anne babanın ee, o seçilen e, kız veya erkek adaylarla ilgili yorumları, çevrenin yorumları, yetişme şekilleri, biraz daha aileye dönük, üretime dönük, e, saygı ve değerler kavramına aileyi devam ettirmeye yönelik e, kültürel yapıyı bozmayan e, kişinin e, kendini düşünme sadece bireysel bakışı değil de e, bir aileyi sorumluluk olarak algılayışın daha çok olduğu dönemden biraz daha kişilerin e, bireyselleştiği, bencilleştiği ve kendi duyguları düşüncelerin ön plana çıktığı bir dönem olduğu için evliliği başlatan nedenle boşanmaya getiren sürece baktığımızda aslında aynı gibi gözüküyor yani evlenirken de beni mutlu etsin beni sevsin bana değer katsın beni iyi yaşatsın benim sözlerimi dinlesin benim hayatımı kolaylaştırsın diye baktığınızda geldiğiniz evin ortamında karşıdaki de o da ben beni rahatlatsın, bana bir katkısı bulunsun gibi baktığınızda iki tane Kendini düşünen bireyi bir araya koyduğunuzda o duygusal anlamdaki boşluklar, beklentilerin karşılanmaması bu sefer kişinin sevgi kavramını sorumluluk içinde o kolay şey değildir. Öyle sevdiğiniz şey neyi? Kendinizi seviyorsunuz. Size benzeyeni seviyorsunuz aslında. Ya tam benim istediğim gibi yani tam böyle beni anlayan biri. Aslında sizi anladı, anlamayı seviyorsunuz. Karşıdaki insanı sevmiyorsunuz o noktada. Tam benim istediğim görüntüde. Ben işte Esmer hoşuma gidiyor. Tam Esmer. Aslında siz sevdiğiniz bir şeyi karşıdakinde gördüğünüz için seviyorsunuz. Yani bir alışverişte bir giysi de nasıl ki sizi e, tanımlayan, hoşunuza giden bir şey alır giyersiniz sizin ihtiyaçlarınıza hitap eden noktayı. Evlilikte de kişi kendini gördüğü ve kendini tamamlayan şeyi ister. Hı hı. Şimdi o da karar verdiniz. Eve geldiğiniz zaman beklentiniz yine sizi değerli kılsın, sizi sevsin. Verici olmaktan çok alıcı olmaya dönük olduğunuz zaman bu sefer de o e, sevgiyi verme değil de sevilme duygusu, e, fedakarlık yapma değil de fedakarlık e, yapılma duygusu ya da e, işte sizin sözünüzün dinlenmesi beklenirken karşıdakinin sözünü dinleme durumu gibi paylaşımdan uzak durumlar bu sefer o öfkeli ve çatışmalı durumlara neden olabiliyor. Evet zaten boşanma <laughs> sebeplerinin başında dediğiniz gibi önceki dönemlerde yıllarda daha farklı belki daha büyük problemler varken günümüzde şiddetli geçimsizlik dediğimiz işte anlaşamıyoruz anlaşmalı boşanmalar oluyor mesela <laughs> geçimsizlik dediğimiz şey daha büyük bir sebep olarak daha sık karşılaştığımız bir sebep oluyor. Bundan dolayı mı eşler birbiriyle geçinemiyor? Yani ben merkezci bir Tabii. tutum sanıyorum söz konusu. Yani Şimdi, benim istediğim olsun, evet. beni sevsin, benim dediğimi yapsın, işte benim ailemle ilgilensin. Mesela çoğaltabiliriz hani benle ben başlayan ifadeleri. İki tarafta bunu söyleyince, kendini merkeze koyunca e, bir ortak nokta bulunamıyor. Biz olunamıyor sanıyorum. Şimdi sevme kavramında hak talebiniz daha fazladır. E, beni seviyorsun o zaman bana kızma. Beni seviyorsun o zaman beni üzme. Beni seviyorsun o zaman e, benim dediklerimi yap. Ya yani beni mutlu et eğer seviyorsan. Sevgin içine insanların koyduğu kavram çok fazla. Yani e, eğer biri birbirini seviyorsa ondan gelen her şeye katlanır sanki o kişinin sürekli karşıdaki insana yüklenme ve kendini taşıtma gibi hakları vardır. E, ya da o kişi yanlış yapsa bile karşıdaki ona hep hoşgörüyle davranacakmış gibi sevgiyi karşıdaki kişinin yanlış yapması durumunda dahi bunu görmeme veya onu toler etme olarak değerlendiriyor. Halbuki evliliğin temelindeki nokta edep dediğimiz şey bizim edep kavramı dediğimiz aslında daha geniş bakmamız gereken nokta ama edebin temeli olan saygı kavramını biz birazcık Kaçırıyoruz. Yani evlilik saygıdır aslında. Nedir saygı? Sizin düşüncelerinize olmayan, sizin isteklerinize uymaya uymasa dahi karşıdaki insanın düşüncelerine ve isteklerine karşı bir hoşgörüyle bakmak, ona hak tanımak, ama ortak noktada buluşmak. Eskiden eski geçmişte saygı kavramı bizim belki beklediğimiz hani büyüye saygı olması işte hocaya saygılarının olması gibi noktalarda çok yaşanan noktalardı. Saygı kavramı Ortadan kalktıktan sonra kişilerin birbirlerine karşı olan yaklaşımlarında, ilişkilerinde, hani geçim noktasında geçimsizliğe neden olan nokta, ben kendi düşüncemi ve fikrimi karşıdakinin üzerinde kullanırken karşıdakinin duygularını çok da düşüncelerinde dikkate almayabilirim durumu ortaya çıktı. Şimdi geçmişteki saygı neydi? Büyüklerin yanında çok konuşulmazdı. Şey i̇şte büyükler beklentilerini biraz daha sakin ifade edebilirlerdi. Biraz daha böyle ihtiyaçlar daha sınırlıydı. Ama bugün şöyle değerlendiriliyor. Geçmişte kadınların maddi anlamda çalışma imkanları olmadığı için erkeğe bağımlı kaldıklarından dolayı seslerini çıkaramıyorlardı. Bugün kadın özgürdür ve kendi hakkı vardır. O da okuyordur, o da çalışıyordur. O zaman bugün eğer erkek ondan beklentisini karşılayamadığında eğer ya da fazla baskı uyguladığında o zaman ayrılabilir gibi nokta. Sanki evlilik... Ee, yaşanması gereken sorunlar olduğu zaman çözülmesi gereken ve e, birçok negatif noktanın o potada eritilmesi gereken bir huzur yuvası haline getirilmesi gereken bir durum değil de bekleyin kim bakalım yaptı sen mi yaptı o zaman dur bakalım A, A maddesine uymadın B maddesine uymadın o zaman doğru boşanmaya gidiyoruz gibi hani kişi kendi hakkına sanki bir tecavüz edilmiş gibi hemen savunmaya geçip gardını alıp karşıdaki insana karşı hatalarını bildirme durumu gibi Algılandığından dolayı e, boşanmaya doğru gitti. Eğitimsel yön gelişti kadınlarda ve erkeklerde. Biraz daha sosyalleşme başladı. Zihinsel kapasite arttı. Maddi anlamda rahatlama oldu ama boşanma arttı. Neden? Kişi bütün bunları kendini rahat yaşatabilme imkanı için kullanmaya başladı. Bunu ortak yaşam alanında kullanmak için baş düşünmedi. Ben daha çok para alıyorum, vermeyebilirim. Ben kendi arabamı kullanıyorum, sen de kendi arabanı kullanıyorsun. Ben kendim e, okurken kimseye hizmet etmedim, annene hizmet etmem. Ya da işte e, ben çalışıyorum, ben de geliyorum, sen de geliyorsun. Beraber ortak noktayı yapacağız gibi sanki bunları bir maddes, maddesel bir noktaymış gibi hı hı. E, ortaya çıktı. Ama evlenmeden önce görüşmelerde böyle konular gündeme gelmediğinden dolayı ya da evlenme sırasında tabii biz paylaşırız birbirimize destek oluruz gibi sevginin içine o bizim saygı değer verme duyguları yerleşmediği için evlendikten sonra ortaya gelen geçim olayının karşısında geçimsizlik kavramı aslında boşanmaya yol açtı. Halbuki insanlar geçinmeye niyeti yok. Yani geçimsiz olmaya gayret etti insanlar. Ee, neden? Niye çekeyim ki ben? Niye? Niye? Neden taşıyayım ki böyle bir yükü demeye başladı? Ve bunu çocuklar için bile yapamam ki. Niye? Çocuklarım için mi ben kendi hayatımı feda edeyim? Ya da bir, böyle bir bencil adam için mi hayatımı feda edeyim? Yani ona mı vereyim bütün imkanlarımı? Ya da bu kadın için mi bu hayatı feda edeyim gibi çok ilginç olan nokta sorun çözme becerimiz gelişmesine rağmen... Evlilikte sorun çözen değil de oluşan sorunlarda kim suçluysa onu reddeden ve ayırmaya giden bir hal oluştu. Evet, burada sevginin içerisinde sorumluluk duygusunun da olması gerektiğinden bahsettiniz. Belki saygının da olması, fedakarlığın da olması gerektiğinden bahsettiniz. Aslında daha ulvi sevgi derken ulvi bir duyguyu aslında biz kastediyoruz. Şefkatle, muhabbetle belki örülü bir duyguyu kastediyoruz. Burada biraz nefsani... Ee, bir durum mu oluyor hocam acaba? Sevgi e, mesela bir çocuğu seversiniz. Ondan aldığınız duygu sizi mutlu eder. Aslında sevgi kendi mutluluğunuzdur. Kendiniz mutlu olmak için seversiniz. O yüzden sevgi aslında bir nefsani duygudur. Ee, e, farz edelim ki ibadetleri seviyoruz. Allah'ı seviyoruz. Aslında Allah'ı sevmemizin altında tabii ki çok sonsuz muhabbetimiz var. Dinimizi yaşama arzumuz var ama onu seversek cennete gideriz. Yani orada yine bir nefsani bir durum söz konusu. Niye insanlar istedikleri olmadığında karşıdakini artık sevmiyorum der ona. Sevgi dediğimiz şey aslında şartsız ve karşıdaki kişinin bütün negatif yapılarına rağmen, onun bütün negatif durumlarını görmenize rağmen onunla yaşamaya veya onunla hayatınızı devam ettirmeye ya da onunla iletişimimizi kesmemeyi gerektiren bir durumdur aslında sevgi. Çocuğunuzu seversiniz ama eğer sizin istediğiniz performansta değilse artık seni sevmiyorum, çok kızdırıyorsun beni dersiniz. Yani insan kendi duygularıyla hayata bakarsa ve kendi duygularına göre karşıdaki insanla iletişim kurarsa eğer karşıdaki kişi sizin duygularınızı mutlu ediyorsa seviyorsunuz demektir. Ama karşıdaki insan sizin duygularınızı anlamıyor ve mutsuz ediyorsa o zaman sevmiyor diye düşünürsünüz. Mesela evliliklerde Hanımefendiler gelir der ki hocam beni sevmiyor ki, beni sevse bana kızmaz, yaptığım bir yemeğe teşekkür eder, beni sevse annesiyle olan noktaları ön plana çıkartmaz, beni sevse benimle vakit geçirir gibi sevgiyi daha somut insanın beklentilerini karşılama olarak değerlendiriyoruz. Halbuki sevgi yanlışlar karşısında da, problemler karşısında da, hastalıklar karşı hani evlilikte diyorsunuz hastalıkta varlıkta yoklukta diye bir söz veriyorsunuz o nokta. Bütün şartlarda ne olursa olsun ben senin yanındayım diyebilmek karşındayım değil. Yani sevginin anlamı budur eğer bakarsanız. Ama nefsani sevgi demek işte bir farz ki gibi böreği de seviyorsunuz çok güzel. Niye? Damak tadınız hoşunuza gidiyor o noktada. Ya da işte bir filmi seviyorsunuz. O filmden aldığınız duygu sizi mutlu ediyor o noktada. O yüzden de eğer kişi bir ilişkiyi, bir iletişimi, arkadaşlık, dostluk, anne baba evlat ilişkisi bunları sağlıklı bir şekilde uzun vadede götüremiyorsa kişinin sevgi anlayışı o insanın kendini doyuran kişiyle beraber olma arzusudur. Onu doyurmayan kişiyi reddediyordur. Bu nefsani sevgidir. Gerçek sevgi biraz önce söylediğim gibi bütün şartlara rağmen bütün size oluşturabilecek sıkıntılara rağmen bunu kabullenebilmektir. Mesela annelik duygusunda bu çok vardır sevgi ama annelikte de yine şu vardır anne babalıkta yine yaşlanayım bana baksın duygusu vardır yani yine bir, bir nokta menfaat geliyor. O yüzden evliliklerde sevgi tükendi dediğiniz zaman tükenir mi böyle bir şey duygu? Ya yani ömrünüz olduğu sürece tükenmemesi gereken bir duygudur sevgi. Siz ondan size verdiği para gibi bir şey. Para tükenir. Hı hı. Eğer nefsane bakarsanız sevgi maddesel bir hale geliyor. Yüzük alırsa seviyordur, çiçek alıyorsa seviyordur. İşte e, mutfakta ona yardım ediyorsa seviyordur. O zaman maddesel bir şey o zaman sevgi. O yüzden de evliliklerdeki sevgiyi özel günlere, maddesel noktalara ve karşıdaki kişinin birbirini doyurmasına ve beklentilerini karşılamaya bağladığımız için aslında ilişkilerde tükenen şey var olmayan bir duygunun davranışlar sonucu ortadan kalkmasıdır. Yoksa var olan bir duygu ortadan kalkmaz. Sevgi gerçek sevgi. Ee, insan ona ayrılsa bile problem olsa bile çözümsel bakmayı gerektirir o konuda o yüzden de evliliklerde çözümsel bakamıyorsanız aslında o insanı sevmemişsiniz demektir hmm. o, o yüzden de e, sevgi cinsellik romantizm işte duygusallık ya da kadınsı duygular ya da evlilik kavramının öncesinde işte bir çekicilik üzerine oturtmak maalesef şu an bizim bu dönemde yaşadığımız en yanlış duygu çünkü bize dikte ediliyor yani günlerle izlediklerimizle batıdan aldığımız noktalarla çünkü batı maddesel bakar ve maddeleri sever insan insan rahatlığı sever işte uykuyu sever, keyfi sever insan. Yani maddesel bakarsınız o noktada. Halbuki siz birisi için gece sabaha kadar uykusuz kalacaksınız ve seveceksiniz yine. Sizi öfkelendirecek, sizin sözünü dinlemeyecek yine seveceksiniz. İşte bu manevi sevgidir. E, i̇çinizde çoğalır sevgi, azalmaz. Onun için de evliliklerde e, geçim noktasında kişilerin, ben aslında seviyorum, değer veriyorum evliliği, önemsiyorum ama karşımdaki geçimsiz dediği zaman burada e, duygusal anlamda doğru duygularla evliliğe başlamadığını gösterir. Eskiden birbirini görmeyen insanlar sevmeden evleniyorlardı. E, yürüyordu o evlilik. Hı hı. Bir mecburiyet mi vardı? O zaman şimdiki insanlar 6-7 yıl 7 yıl beraber görüşüyorlar, sonra evleniyorlar. Ne oluyor o zaman? 6-7 yıl beraber yaşıyorlar evleniyorlar ilk bir yılda boşanıyorlar. Hı hı. Niye? Çünkü flört etmeyi seviyor. Sorumluluk almadan Birbirine tahammül etmeden sadece güzel şeyleri paylaşmayı seviyor o noktada. Yani flört aşamasında ortak bir hayat zaten söz konusu değil. Herkes bireysel hayatını devam ettirirken e, yine bir arada bir ilişki ama çok kısıtlı bir ilişki söz konusu. Aslında bazen evlilik be bambaşka bambaşka bir şey. bazen beraber yaşayanlar da var ama evlilik olmadığı için kaybetme korkusu olduğundan dolayı gerçek yüzlerini göstermiyorlar orada. Yine taşıma var. Yani ama evlendiğiniz zaman garantiye aldınız. gerçek yüzünüz hem ondan dolayı çıkıyor hem 24 saat çıkıyor. Şimdi flört ettiğiniz dönemde kayınvalidenizin misafir, kayınpederinizin misafir etmek zorunda değilsiniz. Bayramda oraya gitmek zorunda değilsiniz. Paranızı vermek zorunda değilsiniz. Yani burada evlilik dediğiniz iki insanın bir araya gelirken ortak yaşam alanını ömrünün yettiği süre boyunca devam ettirirken ailesel yapının da o ailenin içine dahil olmasını sağlamak, çocukları orada yetiştirmek, duygularınızı doğru duyguları ve e, sıkıntıları, üzüntüleri o ailede yaşamak birbirine sırtını dayamak, ekonomik anlamda başladığınız hayattan daha iyiye doğru gitmek, o ailede yaşarken ülkenin menfaati içinde sağlıklı nesiller yetiştirmek, manevi ve ahlaki değerlerin o aile içinde yaşanması, birbirinize verdiğiniz sözleri tutmak, güven dediğimiz kişinin arkasını dönebilecek kadar kendini rahat hissetmesi gibi durumlarla başlarsa zaten bitmez. Ama ee, bir işte pırlanta yüzüklerle başlarsa ya da işte güzel sözlerle şarkılarla başlarsa evet. e, ya da e, maddiyatlarla başlarsa e, çok da uzun vadeli olmuyor çünkü olmuyor. bu evlilik değil ama. Yani aslında evlenmiyorsunuz ki boşanasınız. İki insan bir araya da gelmeye karar verdi sonra iki insan bir arada yaşamak konusunu değiştirdi bu kadar yani. yani. Evlilik olmuyor. Yani nikah da düğün de olsa o gerçek evlilik gibi Tabii yaşanmamış evlilik, oluyor o zaman. Evlilik bir arada olmanın hükümleri vardır. O ona öyle karar vermiyorsunuz okuda. Tören evlilik töreni tabii nikah öyle bir nokta oluyor ama düşünce ve evliliğin misyonunu doldurmak. Üniversite sınavı için girdiğinizde istediğiniz yerin puanını siz eğer kazanamamışsanız oraya giremiyorsunuz. Ama üniversite sınavına girmiş oluyorsunuz ya da herhangi bir başka bir yeri e, okuyor oluyorsunuz. Ama istediğiniz yer olmadığı zaman orada beklentiniz zayıf oluyor o noktada. Hı hı. Niye? Onun için gerekli gayreti göstermeniz lazım. Evlilik de öyle. Yani evlilik e, boşanmalarda evlilik olmadığı için boşanma oluyor. Gerçek evliliklerde boşanma olmaz. Gerçek evlilik de planlı ve programlı yapılan, kişilerin daha sağlıklı düşünerek karar verdiği, biraz daha akıl, mantık ve yine duyguların da içine girdiği ama sevgi duygusunun değil, saygı Değer verme duygusunun içine girdiği bir noktadır. Evet burada hocam şimdi iki kişi evlenirken arkasında aslında işte ailesinin de belki kültürünün de hani pek çok noktasıyla birlikte iki kişinin iki sülalenin aslında bir araya geldiğinden bahsettiniz burada bireysel yaklaşım var çatışmaya yol açıyor ama o bireyselliğin yanında bir aile desteği de söz konusu oluyor. Yani çiftler çatışıyor işte bir kadınla bir erkek evleniyorlar ve geçinemiyorlar. İşte sizin söylediğiniz pek çok sebep dolayısıyla işin içerisinde hemen aileler de dahil oluyor. Yani orada bir bireysellik o bencilliğin desteklendiği bir aile yapısı belki söz konusu oluyor. i̇ki tarafta diyorlar ki işte yürütme o zaman işte mecbur değilsin e, ee, işte biz senin arkandayız dön gel eve geri dön gibi yaklaşımları söz konusu olabiliyor. Dışarıdan müdahaleler de söz konusu oluyor. İşte aman şöyle davran aman sakın işte mesela genç kızlara anneleri tembih ediyorlar. Diyorlar ki işte kayınvalideni her hafta gitme Fazla alıştırma, ayda bir git mesela. Yani akıl veriliyor sözde, hani bir destek var gibi görünüyor ama ilişkileri yapıcı değil aslında yıkıcı belki çatışmaya yol açabilecek müdahalelerde de söz konusu olabiliyor. Hasıl kelam burada ailelerin yaklaşımları nasıl olmalı? Burada, Her aile çocuğunu evlendirmek ister, düğününü, evet. mutlu gününü görmek ister ama sonraki süreçte ne yapmak lazım? Şimdi net bir durum vardır bunu ister kabul edelim ister kabul etmeyelim net bir durum vardır. Şudur net bir durum şudur evlendi genç bir kız delikanlı de, ile evlendi. E, o artık o erkeğin ailesine aittir. E, geçmiş dediğimiz bizim daha önceki dönemlerimizde e aynı evde yaşasın ya da yaşamasın. E, genç kız artık o aileye dahil olduğu için gelin adayı o ailenin kızı olmuştur. O ailenin bir bireyi olmuştur. E tabii burada o evden çıkıp o aileye dahil olduğunda buradan kopmamıştır kendi ailesinden. O aileye dahil olmak demek o ailenin içinde onlarla beraber yaşayacaktır. Yani bir insanın annesi babası değişmez. Ve başka bir anne baba dediğiniz zaman o sizin anneniz babanız da olmaz. Ama artık o ailede yaşayacaksınız demektir. Şimdi o aile dediğimiz erkeğin ailesine dahil olma noktasında eğer kız kızlarımızın oradaki bu net bir durumdur psikolojide. Ama bunu çok zor kabul ediliyor. Bazı yani ki yüzde 90 dahil oldunuz, yüzde 10 dahil olmadınız, yüzde 10 sorun çıkar. Aklınız kendi evinizde, kendi annenizin evinde. Kendi ailenizin evinizde siz bilmem kimin kızıydınız orada. Sorumluluklarınız bu kadar değildi. Gelin olduğunuz zaman daha bir bir misyon yükleniyorsunuz. Yani şimdi düşünün ki okulu bitirdiniz, stajınız bitti, öğretmen olarak atandınız. Belki beş ay önce bir sınıfta öğrenciydiniz ama artık bir öğrenciye hocalık yapıyorsunuz. O zaman anında o misyonun içine girmeniz lazım. Diyemezsiniz ki ben hala öğrenciyim. Olmaz öyle bir nokta. Farz edin ki işte bitirdiniz tıpı doktor olarak atandınız diyemezsiniz ki ya ben 5 ay önce hala daha interndüm yani ben bu hastaya bakamam diyemezsiniz. O e, sorumluluğun görevlerini yerine getirmeniz gerekiyor. Bu sağlıklı evlilikten bahsediyoruz. Şimdi o sorumluluğun görevlerini yerine getirebilmek için o aileye dahil olmak dediğimiz erkeğin ailesine dahil olma kavramı yerine kız ailelerinin e, daha çok kendilerine dahil etme dönemi, e, ailelerdeki o ait olma duygusu çatışmaya neden oldu. E, farz edelim ki kızlarımız kayınvalidelerini, eşinin annesini, babasını kabul etmedi. Delikanlıların zaten erkeği, kız, kız çocuklarının ya da eşlerinin anne ve babalarıyla problemleri yoktur erkeklerin. Neden yoktur? Çünkü e, kızların anne ve babaları çok da erkek çocuklara hayatlarına müdahale etmezler. Ama kızının aracılığıyla müdahale ederler. Delikanlı bunu görmez. Ee, ve delikanlı orada eğer eşinin hakkını savunabiliyorsa annesiyle babasıyla beraberken doğa, aileye dahil olduğunda ne demek savunabiliyorsa o karıştırmıyorsa annesine karşı olan haklarını ve görevlerini ve eşine olan görevlerini haklarını karıştırmıyorsa erkek o zaman e, evlilikte boşanma ihtimali daha e, aza iniyor. Kızlarımız da eğer annelerin verdiği fikirlere dönüp bakıp yani ben... Mesleki hayatımda annemin babamın fikirlerini kullanıyor muyum? Kullanmıyorum mesleki hayatımda. Yani burada ya hocalarımdan bilgi alıyorum ya da e, bu konuda kendi yeterliklerimi kullanıyorum. Yani bir doktor eğer eve gidip annesine ben hastayı nasıl ameliyat ederim diye sormuyor. Evliliklerde de yanlışımız bu. Anne ve babaya sormak dediğimiz noktalarda öneriler yanlış olabilir. Hı -hı. Kişilerin kendi evliliklerinde doyuramadıkları duygular olabilir. Belki kızımızın annesi zamanında kendi kayınvalidesine sesini çıkaramamıştır. İşte eşi onu korumamıştır. Kızına kendi ezildiği için kızına ezilmeme duygusunu öğretmiş olabilir. Farz edelim ki delikanlının annesi zamanında eşiyle birçok şeyi yaşamamıştır. Oğluna çok da eşiyle güzel şeyleri yaşama hakkını vermeyebilir. Yani anne baba olmak çok da doğru kararlar değil. Şimdi i̇şte zaten böyle ailelerde yetişen çocuklar Evli olduklarında yine evli değiller çünkü bireysel olarak o yeterliklerine sahip değiller. Hep kulakları başka birinde birinin sözüne göre hareket ediyor. Anneyi dinliyor. Bir delikanlı anneyi dinlediği zaman eğer bir anne kızı, delikanlının eşiyle ilgili yani geliniyle ilgili oğluna negatif yorum yapıyorsa bu kötü bir şeydir. Bir kızımızın da annesi damadı ile ilgili yorum yapıyorsa bu da kötü bir şeydir. Siz kendi gözünüzden bakıyorsunuz. Sonra onları aynı evde yaşaması için aktanıyorsunuz o konuda. Zaten aileler yeni aileleri oluşturma konusunda sıkıntı çıkardıkları için boşanma ortaya çıktı. Bir. İki, aileler kendi evlatlarının evlilik kararlarını verirken müdahale etme haklarını kendilerinde görmediler ama evlendikten sonra müdahale etme haklarını kendilerinde gördüler. Buradan sıkıntı çıktı iyi ki bir kızın biriyle çıkıyor hocam geldi işte biz de gördük tanıdık iyi biri dedi tamam evlendim ama ondan sonra müdahale ediyor. Halbuki seçim aşamasında e, isterse iki üniversite bitirsin kızınız ya da oğlunuz bu evlilik kararında aileye danışmadan bu karar verilmez. Hı hı. Çocuklarımızın talepleri istedikleri olabilir ama oturup ona o gözden geçirmemiz lazım. Ama biz o kadar normalleştirdik ki bu durumu o yüzden de sizin söylediğiniz gibi yani geçinemiyorsan yavrum bunu çektirmek zorunda değilsin. Gel ben seni bugünler için büyütmedim deniyor. Ben öyle aileler gördüm ki edelim gibi bir ailenin dört tane kızı var. Bir tanesi Ciddi anlamda para kazanan biri ama öbürleri normal evliler ama problemli evlilikleri var. Para kazanmayanın kızının boşanma konusunda çek önemli değil işte eşindir diyor ama para kazanan kızını kendi evine getirebiliyor. Öyle aileler biliyorum ki şey işte ben okuttum hocam emeğimi yani geri almak istiyorum gibi söyleyip bunu kız veya erkek olsun bunu talep edebiliyorlar. O yüzden de boşanmaların %70'e yakını anne babaların müdahaleyle oluyor. Yani gençlerin yanlış seçimleri ayrı, beraberken bireysel anlamdaki sorunları aynı ama asıl nokta Anne babaların müdahalelerinden oluyor. Evet, burada aile mahremiyeti açısından da çok, sakıncalı çok. durumlar var. Hem aile büyükleri artık kendi çocukları olsa da en yakınları olsa da ayrı bir yuva kurmuş, aile bir ayrı bir aile çerçevesi, bir mahremiyeti var. Ona müdahale etme hakkını dediğiniz gibi kendilerinde görüyorlar. En başta belki yapmaları gereken müdahaleyi zamanda yapmayıp, sonra bütün evlilik süreci boyunca yapabiliyorlar. E, Çiftler de evli çiftlerde evlilikteki bütün problemleri anne babaya yansıtıp gene kendi mahremiyetlerini de açığa vurabiliyorlar. Her türlü problem söz konusu oluyor. E, burada şimdi bireysellikten bahsettik, e, sevgi kavramından bahsettik, geçimsizliğin sebeplerinden konuştuk, aile müdahalelerinden bahsettik ki söylediğiniz gibi en çok da e, aile müdahaleleri ne yazık ki evlilik birliğini bozuyor. E, burada hocam... E, Boşanma kararı neye göre verilmeli? Yani bu çok kilit bir soru. Hani gördüğümüz gibi hep çözüme gidebilecek doğru yaklaşımlar söz konusu olursa evliliğin yürütülebileceği durumlar e, pat diye boşanmayla sonuçlanabiliyor. E, Gerçekten boşanmayı gerektirecek sebepler nelerdir? Yani kişi o kararı aslında neye göre vermeli ve hangi problemler aslında çözülebilir? Ne dersiniz? Bu biz süreçte? bu evlilikle ilgili noktaları aileleri konuşurken normal problemlerden biraz daha sıradan konulardan bahsettik ama kişilerin hayatlarında doğruların yaşanmadığı şeyler de vardır. Yani farz edin ki alkol alan insanlar var, madde bağımlı olanlar var, ahlaki zafiyeti olanlar var, belki yalan söyleyenler var meslek anlamda yetersizliği olan insanlar var. Şiddete meyilli olan kişiler var. Ama bunlar yine bir şekilde bir araya gelerek belki ailelerin tercihiyle, belki kişilerin kendi tercihiyle bir araya gelerek aynı evde yaşayıp evlilik kararı alıp aileyi devam ettirme durumu söz konusu olabiliyor. Şimdi böyle bir durumda aslında bir geçim ya da geçimsizlik sorunundan önce o kişinin ...o evin içine yansıttığı bir problem var. Yani bir alkol başta başına bir problemdir. Yani sarhoş bir insanla beraber olacaksınız, kokusu sizi rahatsız eder... ...evde bir manevi hayat olmaz, sosyal ilişkiler zayıftır... ...hastalıklara yatkınlık vardır, birçok nokta vardır. O zaman zaten alkol problemdir evlilikten önce. O yüzden de burada evlilikte boşanma dediğimiz noktayı getirmeden önce... O kişinin alkolü noktası dikkate alınması gerekiyor. Farz edelim ki bir beyefendi sorumluluk sahibi değil yani madde anlamda kazancını işte evine getirmiyor ya da gece geç geliyor eve. Zaten burada... Kumara var mesela. Tabii evet yani burada zaten bir geçimsizlikten ziyade beyefendi bir sorun var. Farz edelim ki bir hanımefendi çok para harcıyor veya evinin sorumluluklarını yerine getirirken yemektir, temizliktir bunları yapmakta zorlanıyor veya bu konuları sorunlarını çözebilme konusunda kendisi bir plan ve program yapamıyor veya işte çok geçimsiz bir müdahaleci bir kayınvalide kayınpeder vardır. Hep sürekli evin içinde müdahale etme durumunda olabiliyor. Bütün bunlara baktığınızda aslında iki kişinin halinden önce iki kişideki hatalı yönler, iki kişinin kimlik yapılarındaki bozukluklar çatışıyor bu durumda. O yüzden de evlilikte ee, kişideki yanlış alışkanlıklar, yaşının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirememe, iyi bir eş, iyi bir baba, iyi bir anne olamama gibi durumlara baktığımızda, bu tür durumlardakiler genellikle çekerler, taşırlar o konuyu. Yani işte kadınlar şiddet uyguluyor ama hocam çocuklarım için bunu taşıyorum gibi söylüyorlar. Çalışan eğer maddi anlamda yeterli olan bir kadınsa da e, çocuğunu kendi yanına alıp ayrılabiliyor o noktada. O zaman da e, genç bir hanım farz edelim çocuğunu aldı ayrıldı. E, şimdi çocuğundan dolayı bundan sonra bir daha evlilik hayatı olmuyor. E, o da kadının e, kendi hayatını yaşayamama gibi bir durum. E, çocuğuna kendini adıyor bu sefer çocuk problem yaşıyor. Ya da beyefendi evleniyor çocuk babasını göremiyor gibi ayrı bir boyutu var o konunun. Burada e, evlilikteki boşanmaya neden olan durum diye değerlendirmemiz mümkün değil. Hiçbir şey ben bir tek aldatmada e, bunu onaylamam. Çünkü aldatma e, ahlakı bir zafiyettir. Ne demek ahlak zafiyet? Kişi e, kendini terbiye etmeyi başaramamış demektir. Nefsani anlamda. Hı hı. Yani alkole bir biri sizi bağımlı kılabilir. Ee, öfkelerinizi kontrol etme konusunu bilemiyorsunuz bu, bu da terapiyle düzeltilebilir ya da iş hayatınızda sıkıntı vardır iflas etmişsinizdir olabilir anneniz babanız çok huysuzdur onu çekmek zorunda kalabilirsiniz gibi noktalar e, çözülebilecek noktalardır yani sorundur ama e, orada bir çözüm vardır o noktada ama aldatmada e, e, bu dıştan olan konu kişinin yapısı e, bir, e, bir hani alkol bir maddedir o sizi esir almıştır ama aldatma kişinin bir fiil mantıklı kendi kararıyla eşinin yerine başka birini tercih etme durumu olduğu için bu e, tabii yine de özel durumlar e, dikkate alınabilir, yine bir tedavi süreci uygulanabilir ama genellikle boşanmayla e, söz konusu olabilir. Mesela psikolojik hastalıklar vardır, paranoyalar vardır, şizofren vardır bunlar e, boşanma nedeni, nedeni olabilir. Ama tekrar söylüyorum insanın e, e, beraber yaşarken evine yansıttığı yani cebinde ne varsa onu döktüğü durumları ayıklayıp temizleyip onları koyabilmek için ee, boşalmaya gerek yoktur o konuda. Çözümsel bakmak tabii, tabii, esas tabii. olmalı o zaman hocam. Çünkü siz şöyle söyleyin yani vücudumuzda bir hastalık var yani ne yapıyorsunuz ben ölüyüm mi diyorsunuz yani tedavi evet. ediyorsunuz ya da eviniz mi duvara yıkıldı ne yapıyorsunuz tamir ediyorsunuz eşyanızın bir kısmı eskidi orayı yeniden düzeltmeye çalışıyorsunuz yani atayım demiyorsunuz o noktayı. İşte bu, bu hayat e, çabuk tüketim toplumu olduğumuz için e, olmayan sevgileri sevgi gibi algılayıp tükettiğimiz şeyleri sevgi zannettik ya da beraber olma konusunda çok kısa tükettik beklentilerimiz yüksek oldu onun için de e, bu noktada da e, hemen tükenmiş diye gidiyoruz hayır bu bir sorundur bu bir, tabii e, biraz da bunlar bizim insani olgunluklarımız için sınavlarımızdır kaderimizdir bu noktada Allah bir insana bazen bir evlatla bu noktayı bazen de bir problemle işte verir bu konuyu o yüzden de burada ee, tevekkül olmak dediğimiz nokta bunu çekmek değil de e, bunun çözümüne yönelik adım atmak evet. demektir. Burada iki farklı tavır sergilendiğinden bahsettiniz. Birincisi işte çocuğum için ya da maddi imkanım olmadığı için, ailem destek olmadığı için çekiyorum. Burada bir çözümsel yön söz konusu Yok. değil. Problem mesela bir alkol probleminden bahsettiniz. O problem duruyor, devam ediyor ve çeken bir pozisyon var. Diğer taraftan da yani benim maddi yeterliliğim var, ailem de destek oluyor, çekmiyorum, boşanıyorum. E yine alkol problemi ise eğer verdiğimiz örnek gene o çözülmemiş. Yani burada e, evlilik evliliği etkileyen bir takım etkenler söz konusuysa olumsuz yönde etkileyen, onları tespit etmek ve onların çözümüne yönelik adımlar atmak mı gerekiyor hocam? Hemen boşanma yolunu tercih etmek gerekiyor. Şimdi yerine. buradaki çocuğunuzun okulla ilgili bir problemi olduğunuzu düşünün. Üç tane ayağı vardır. Çocuk, okul ve aile. bu üç ayakla ilgili bir problemi ya bir araya getirirsiniz herkes destekler ya da hangisinde daha çok sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırız. Yani bu çocuk okula gidiyor ama okul istemiyor diye ya da problem var diye sınıf değiştirirsiniz, öğretmen değiştirirsiniz falan birçok tekniği var. Bunu okuldan almazsınız, evde otursun demezsiniz. Şimdi evliliklerde Problemler olduğu zaman kişi e, o problemden dolayı kendi etkilendiği için bu etkilendiği durum ona zarar verdiğinden dolayı beklediği o performans huzurdur, iletişimdir, e, aynı zamanı paylaşmaktır, hayatın devamında huzurlu olması, sağlıklı olması birçok şey vardır. Bunları devamlı getiremediği zaman kişi o zaman ben onun yüzünden, alkolünün yüzünden ben bunları çekiyorum. O zaman ayrılayım. Diyor yani orada e, imkanım var ayrılayım kızım çekme gel diyor bu noktada veya e, imkanım yok çekiyorum gibi söylüyor burada kişi şu nokta vardır kişi rahatsızlık duyduğu durumu karşıdaki kişi ona yaptığı için onu reddediyor diyor ki yani sen niye beni beni zarar sokuyorsun halbuki şunu algılamak lazım karşıdaki kişi bunu size yapmıyor. O da kendi evliliğine yapıyor bunu. Yani iki kişi aynı evi paylaşıyorsunuz. O bir efendinin de evi, o hanımefendinin de evi orası. O evliliğe zarar veriyor aslında beraberce. Yani burada durup da yani sen benim evliliğime zarar veriyorsun, bana zarar veriyorsun gibi değil de konuyu konuşmak gerekiyor. Yani gel canım bir oturalım filan tamam. Yani ben seni seviyorum, sen çok iyi insansın filan ama bu alkol bize zarar veriyor. Bana zarar veriyor dediğiniz zaman o zaman yani ben çekiyorum dediğiniz zaman aslında alkol alan da çekiyor bunu ya da Şiddet uygulayan da bunu çekiyor. Çünkü şiddet uygulayan kişi öfke duygusuna yeniliyor, karşıdaki insana zarar veriyor, e, toplumsal anlamda red kullanılıyor, e, dini anlamda e, yanlış bir şeyler yapıyor. E, çocuğun gözünde yanlış bir rol model oluyor. E, bu da kötü. Yani size zarar vermiyor sadece, kendine de zarar veriyor. O zaman aile birliğine zarar veren konu olarak algılamamız gerekiyor. Yani hocam işte eşimin yüzünden ben çok mutsuzum değil. Ee, eşimin yanlış hareketinin yüzünden aile birliğimiz zarar görüyor ben ve çocuklar biz bundan nasıl kurtulabiliriz ama ben zarar görüyor dediğim zaman o zaman ben zarar görmek istemiyorum git komşunuz olduğunda bir komşunuzda sıkıntı varsa kapatın kapıyı girin içeriye ama evlilik öyle bir nokta değil ya da işte kayınvalidenizden problem geliyor gelmesin kapatayım kapıyı olmaz yani bu evlilik hayatında iki kişiden yansıyacak problemler ...durumlar, sorunlar... ...iki kişinin ailesinden yansıtacak durumlar... ...zamanla... ...sağlıklı biriyle evlenirsiniz... ...bir kaza geçirir... ...hastalık dolu bakmak zorunda kalırsınız... ...bir e, maddi anlamda ticaret sahibi evlenirsiniz... ...iflas eder... ...bütün durumlar ne olursa olsun... ...ben o insanla beraber hayatımı yaşarken ne olursa olsun ben bunları çözmek üzerine beraber hareket edeceğim. Kadın ve erkek fark etmez. Bunu çözerken de kişiyi değil de konuyu konuşacağım dersek problem olmaz. Ya hocam benim damadım çok uysuz bir adam dediğiniz zaman sıkıntı. Halbuki benim damadım aslında iyi ama birazcık öfke durumu var. Bunu nasıl çözelim diyen insan görmedim ben o noktada. Ya da işte e, bir gelin kızımız hocam benim kayınvalidem hiç çenesi durmuyor gibi bir nokta. Halbuki gelip benim Hani kayınvalidem çok konuşan bir kadın ve bundan dolayı evliliğimizde zarar görüyoruz ne yapalım diyen yok. Hep suçlama, hep eleştirme, yargılama ve red kullanıyoruz. Bunu yapan insanlar zaten diğer kurullarda da çözümsel değillerdir. Annelikte de sıkıntı olur, babalıkta da sıkıntı olur, meslek hayatında da sıkıntı olabilir. O yüzden de burada e, aile birliğini sarsan şey ahlakı zafiyet değilse o zaman çünkü bazı şunlar da var yani evli ama madde kullandıran erkekler var eşlerine hı hı. ya da fuhuşa teşvik eden erkekler var onları da biliyoruz. Böyle bir şey değilse o zaman aile birliğini sarsan konuyu konuşmak lazım. Yani çocuğun okul konusunu konuştuğumuzda matematik dersini niye yapamıyor konuşuyoruz? Biz suçlu aramıyoruz. Bu konu matematik herkes nasıl çözerim diye bakıyor. Burada da aile birliğini ne sarsıyor? ve biz bu aile birliğini sarsan konu kimden daha çok açığa çıkıyor bunu konuşmamız gerekiyor. O zaman kişi suçlama olarak algılamadığı için soruna kendisi de dıştan bakabilir. Yani alkol kullanan kişiye senin yüzünden bunu çekiyorum dediğinize red kullanıyor. Zaten alkol iten bir neden kişinin kendi yetersizlikleridir siz onu yetersiz kıldığınızı dışlıyorsunuz. Onun yerine şu aldığın alkolden dolayı biz seninle sohbet edemiyoruz. Akşam eve daha hani böyle dinç bir akılla gelsen konuşabiliriz. Çocuklar sen öyle geldiğin zaman konuşma imkanını bulamıyorlar. Şu alkolü bir çözelim gibi e, dediğiniz zaman farklı konuyu konuşmuş oluyorsun. Kişiyi değil Konuyu, ee, o zaman durumu, konuyu problemi, problemi sorun neyse onu konuşmak gerekiyor sanıyorum. Ee, hocam süremiz de giderek daralıyor. Ee, çocuklar konusunda da ayrı bir başka açmakta fayda var sanıyorum. Evet. Şimdi problemli evliliklerden bahsediyoruz ve ...boşanmayla sonuçlandığından bahsediyoruz. Haklı bir gerekçeyle ya da bir takım yanlış yaklaşımlar sonucu bu noktaya varabiliyor. Bu süreçte çocuklar nasıl etkileniyor? Hem çatışma evet. ve evliliklerde hem de boşanma sonrasındaki süreçte. Şimdi ayrılma kararını getiren ve çocukların daha anne babanın bakımına ve ilgisine muhtaç konumda olan... ...boşanmalarda ayrılan çocuklar daha zarar görüyorlar. Neden şu, evliliği yürütemeyen anne ve babalar... E ayrıldıktan sonra da annelik ve babalığı yapamıyorlar. Yani eşlik olmayı başaramayanlar anne ve baba olmayı da başaramıyorlar. O yüzden de o çocuklar daha sıkıntılı ortaya çıkıyor. Evet. Şu yani yanlış bir algı o zaman, e, çok çatışmalı bir evliliğimiz var. İşte Evde çok kavga ediyoruz, çok birbirimize bağırıyoruz. Çocuklar etkilenmesin diye boşandım. Bu o zaman tamamen yanlış bir yaklaşım. Şöyle yanlış. yanlış oradaki nokta, farz edin ki hanımefendi ayrıldı gitti ailesinin yanında kalıyor noktada. Maddi imkanı da var ama bu sefer dede karışıyor, dayı karışıyor, işte amca karışıyor, babaanne karışıyor, anneanne karışıyor. O büyütüyor yani anne ve baba büyütmüyor. Birinci nokta bu. He, özellikle de anne babanın e, büyütmesine ihtiyacı olan yaş gruplarından bahsediyoruz. Ve e, farz edin ki anneyi arada bir görerek ya da babayı arada bir görerek e, ortaya çıkıyor. Ve ayrılan eşler çocuklarını da kullanabiliyorlar. Ne anlamda işte farz edelim ki öfkelerini çocukların yanında konuşabiliyorlar. Veya anne babayı ayrı ayrı işte haftada bir gün iki gün görmeye giden çocuklar anne eğer az Kimin yanına gidiyorsa, babanın yanına gidiyorsa eğitimsel anlamda çocuğu yetiştirmek değil de çocuğun gönlünü edip o iki günü keyifli geçirip kendini iyi tanıtmak gibi olduğu için doğru bir rol modelde olamıyorlar ya da sağlıklı bir eğitim veremiyorlar. O yüzden de aynı evde yaşadığınızda çatışmalı bir ortamda şu olabiliyor. Tabii ki çocuklar sıkıntı çekiyorlar. E, hani çocuğa yönelik bir şiddet olmadığı sürece yani çocuğa yönelik bir zarar varsa o zaman hani artık bu biraz daha travmalık <laughs> bir durumdur. Ama anne baba çok kavga ediyorsa işte anne orada ben bazen şöyle söylüyorum. Kadınlar daha çözümsel oldukları için bu şunu söylemiyorum. Yani illa siz çekin taşıyın demiyorum ama çözümümüz üretmemiz lazım kadınların. Kadınlar duygusal baktıklarında da niye ben? Niye ben? Ya bir insan iyi bir şey ben niye yapayım der mi o noktada? iyi yapmak lazım. O konuda öyle hanım hanımefendiler geliyor ki potansiyelleri yüksek ama sırf inat uğruna karşıdakini mutlu etmemek için onu yapıyor. Ne oluyor? Eşlik kavgası annelik yokluğu ortaya çıkartıyor ya da babalık yokluğu ortaya çıkarıyor. O yüzden de bizim burada aynı evde yaşadığımız zaman çocuklar farz edelim ki anne baba kavga ediyor. Çocuk şöyle söyler benim babam çok öfkeli der. Ama baba yokluğu yaşamaz. Ya da işte der ki benim annem hani çok huysuz bir kadın der ama anne yokluğu yaşamaz o konuda. Ve 365 günün içinde 65 gün negatif olsa yine 300 gün iyi olduğu için sıkıntı olmaz o noktada. Farz edelim ki alkolik bir babadan ayrıldığı şey. Çocuk yine babasını göre yine alkol alıyor. Tanım değişmez ki o noktada. O yüzden de boşanmaları kişi bir çözüm olarak değil, son, son çare olarak da değil. Boşanmaları artık yaşanmayacak gerçekten bütün ihtimalleri denedik onun için olmayacak gibi de, e, düşünmek lazım. E, samimi olarak söylüyorum. Görüşmelerimde de çok uzun zamandır yani bir 10 yıldır gördüğüm manzara sırf gelip yani ben geldim işte yardım aldım ama olmuyor demek için gelenler var. Kesinlikle çözüm için gelenler yok. Çünkü anne ve baba olmak e, olmak için ilk önce eş olmak lazım eş olmayı başaramadıkları için de anne baba olmayı başaramıyorlar veya şöyle o çocuğu kendine alıyor. Onunla hayatımı devam ettireceğim diye başlıyor. Ondan sonra da o çocuklar daha çok zarar görebiliyor. Çocuklar bütünlük isterler ve Hiçbir duygu bizim birbirimiz olan beklentilerimiz, sevginin olmaması, özel günlerde hediyeler, işte kayınvalidenin problemi, maddi problemler. Hiçbir duygu bir çocuğun gözündeki resim olarak anne ile babasının elinden tutmuş beraber bir alışverişe ya da bir okulda gidip gelen bir resmin resminden daha önemli değildir. O yüzden de anne babalar evliliklerini yaparken gençler için de söylüyorum flört etmeye onaylamadığım bir noktadır. Buna bile başlarken ben bu adamla evlenebilir miyim? Bu kadınla evlenebilir miyim diye düşünmek lazım. Evlenmek ne de demektir? O andaki tanıdığınız ve başladığınız kişinin e aynı evde yaşadığınızda sorumluluklarını yerine getirebilir miyim mi algılamanız gerekiyor. Hı hı. E, o zaman da sorumluluklarını yerine getirmeyen ne demek? Daha öğrencilik konumda, henüz daha para kazanmamış, daha ailesinden bağımsızlığını ilan etmemiş, henüz daha olgunluğa erişmemiş biriyle de evlenmek e, düşüncesinden uzak durup evlenme çağı geldiğinde Nasıl ki bir mesleki hayatınıza doğru tercihler yapıyorsunuz evlenme çağınız geldiğinde de çok ciddi elemeler yapıp ondan sonra çok uzun vadede öngörüyle bakmak gerekiyor. Ama ben bir noktayı söyleyeyim anne ve babanın tercihleriyle olan evlilikler boşanmayla bitmiyor. Ama biraz daha böyle kendi tercihlerimiz maalesef evliliklere zarar veriyor. Evet burada hocam boşanma sonrası süreçten bahsediyoruz. Biraz daha bahsetmek istiyorum daha doğrusu şöyle hatalarda yapılabiliyor çocuk açısından özellikle anne yokluğu baba yokluğu daha büyük travmalara yol açar dediniz çocuk için hani problemli de olsa anne babanın bir aradalığı bütünlüğü çocuk için önemlidir dediniz. şimdi söylediğiniz gibi eşlik uğruna anne babalık feda ediliyor eşe olan düşmanlık kızgınlık sebebiyle de o çocuğun gözünden evet. mesela bir anne düşünelim boşanmış. Ee, boşanmış olsa da çok büyük problemler yaşamış olsa da o adam çocuğunun babası. Ee, çocuğun gözünde o baba imajını yıkan tavırlar söz konusu olabiliyor. Söylediğiniz gibi problemlerin sürekli zikredilmesi, çocuğun yanında o öfkelerin sürekli yaşanması, sürekli kötülenmesi belki... Çok da e, belki daha nadir rastlıyoruz ama çocuğu babaya göstermemek, onunla intikam almak gibi çocuk üzerinden bir mücadele söz konusu olabiliyor. Çocuğun ne baba kişisel adasına, duygular. Gene kişisel, gene bencillik. E, bunu nasıl yorumlarsınız? Yani çok büyük sıkıntılar yaşanmış olsa da nasıl yaklaşmak lazım? Boşandıktan sonra o çocuğun annesine ya da o çocuğun babasına. Tabii insan bir hayata başladığında okul hayatı gibidir insanın hayatını. Her bir sınıf sizin için bir üst derece sizin olgunlaşmanızı sağlar zihinsel olgunlaşma gibi. Hayattaki deneyimler de bize olgunlaşma kapısını açması gerekiyor. Ama farkındalığı yüksek olmayan insanlar bu olaylara olgunlaşma olarak bakamadıkları için dar bir kalıbın içinde kalırlar ve o kaldıkları dar kalıbın içinde hangi sorumluluğu yaşıyorsa onun çatışmasını hayatlarına yansıtırlar. O yüzden de ilk önce olgunlaşmaya açık insanlar olmamız gerekiyor. Yani e, kendimizi düşünmekle beraber çocuğu düşünmek, toplumu düşünmek, geleceği düşünmek, uzun vadede planlara, e, hayatın planını yapmak gerekiyor. Hedef koymak gerekiyor. Bir kere bu, bu önemli bir konu. İkincisi e, çocuklarla olan noktada e, babalar özellikle ekonomik sorumlulukları yüklenmiyorlar çoğu zaman anneler ayrıldıkları zaman kendi ailelerinin yanına döndüklerinde eğer ekonomik anlamda rahatları yoksa işte evde bulunduğunda hani kendisi genç kızken belki sıkıntı çekmiyor çünkü aile o evlenecek hayatını devam ettirecek diye düşünürken bir iki torunla geri gelen kızın ailenin içinde ciddi anlamda sıkıntı çıkıyor ve bir odanın içinde sıkışan anne ve iki çocuğunu görebiliyoruz zaman zaman bu sefer de o çocuk orada bir işte deden bir şey söyledi dayın bir şey söylediği gibi ya da anne aman çocuklar deden kızması gibi bazı manzaralar çıkabiliyor karşımıza veya işte kadın çalışmaya başlıyor çocuk tek başına hayatını devam ettiriyor ee, babalarda bu noktada sıkıntı var. Ayrıldığın zaman e, babalar e, o eş sorumluluğunu iyi bilmiyor bilmeyen babalarsa e, Çocukların hiç görmeyebiliyorlar hı hı. ve e, çocuk o e, erkek modelini, baba modelini görmediği için. Ciddi anlamda o çocukta bir yokluk duygusu işte e, e, erkeklere karşı güvensizlik, cinsel kemik problemleri, erkeklere karşı düşmanlık, modeldeki zayıflık, geleceğini planlamama gibi evliyken olabilecek sorunlardan daha fazlası ortaya çıkıyor. E, farz edelim ki o baba evde sorun şu olduğunu kabul edelim eşiyle ilgilenmiyor geliyor televizyonla meşgul telefonla meşgul çocuk en azından evde o babayı görüyor. Yanlış bir model de olsa onu görüyor. Ama oradan ayrıldığında problem daha da farklı. Farz edelim ki çalışan hanımefendilerden bahsedeyim. Maddi olarak e, durumları iyi ve sosyal yapının içinde de kültürel bir yapıya sahip. Çocuk veriyor anneanneye. Ondan sonra işte o gece bir arkadaşıyla çıkıyor, bu gece bir arkadaşıyla çıkıyor. Kendi yeniden bekarlık hayatını yaşıyor. Çocuğu anneanne büyütüyor. E burada da ayrı bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Veya hanımefendi diğer bir evliliğini yapmak istiyor. Çocuğu anneanneye ya da babaanneye bırakıyor şimdi Erkekler hemen evleniyorlar çünkü çocukların çoğu kadında oluyor. Ya da kadın hiç evlenemediği için çocuğuna aşırı emek harcadığından dolayı ileride benim yanımda duracaksın gibi olup bütün duygularını ona verdiğinden dolayı çocuk daha şımarık, daha böyle her istediği yapıldığından dolayı sorumsuz yetişebiliyor. O zaman amaç ee, evliliğin amacı sağlıklı bir hayat yaşamak ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için e, duygularımızın, düşüncelerimizin ortak bir alanda paylaşılmasıysa başlangıçta sonu düşünmek lazım. Ama başlangıçta sonu düşünebilmek için idrak eden insanlar olmamız lazım. Yani biz e, idrak zayıf bizim, ölecekmişsiniz gibi yaşamak yok ki öyle bir nokta, idrak edemiyoruz. Yiyecekleri yerken sağlığımız bozulur diye idrak edemiyoruz. Yani zaman zamanı kullanırken idrak edemiyoruz. O yüzden çocuklarımızı idraklı yetiştirirsek onlar idraklı anne baba olurlar, idraklı eşler olabilirler. O yüzden de boşanmanın olmadığı ee, hayatlar dileyelim bizi inşallah dualarımız onlar olsun İnşallah hocam ee, genel çerçevede aslında evlilik problemlerini de boşanma konusu içerisinde değerlendirmiş olduk boşanmayla neticelenmemesi için bir evliliğin en başından itibaren nelere dikkat edilmesi gerektiğini ele almaya çalıştık çok da önemli tavsiyeler sundunuz ee, her aşamadaki evlilik için aslında evet. başlangıç aşamasında da çatışmalar yaşanan evliliklerde de çocuklu evliliklerde de Nelere dikkat edilmesi gerektiğini söylediniz. Ee, burada bencil olmamak biz kavramı içerisinde olmak çok önemli sanıyorum. Aile büyüklerine de evlenecek çiftlere de her açıdan pek çok sorumluluk düşüyor. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Değerli izleyenler, böylelikle bugünkü programımızın da sonuna geldik. Sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.